Risk Yönetimi Derneği'ni şöyle kısa bir özet yapacağım. Artık Risk Yönetimi Derneği webinarlarında birçok insan Risk Yönetimi Derneği'ni tanıdığını düşünüyoruz. Risk Yönetimi Derneği 96, pardon 2006 değil mi? Senesinde özür diliyorum. Yeracam tarafından bir Yahoo grubu olarak kuruldu. O 11 üyeye kadar çıktık. Sonrasında bizi dernek olarak olmamızı istediler diyelim ve 7 Ocak 2020 tarihinde risk yönetimi dernek olarak dernekleşti. Araya giren korona virüs salgını ilk genel kurulumuzu yapmamızı engellemiş olsa da şu anda kurucu yönetim kurulumuzla beraber 5 tane il çalışma komitesi, 12 tane uzmanlık grubuyla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ara sık sık webinar yapıyoruz ama biz en azından bizim için gerçekten özel bir yer alan kişiyi, yani Mahmut abimizi özellikle tıp bayramı dönem bayram öncesinde ağırlayıp onun iş güvenliği konusundaki, iş sağlığı güvenliği konusundaki fikirlerini duymak istedik. Şöyle bir baktığımızda yarınla ilgili bir kısa bilgi vermek istedim. 14 Mart tıp bayramı desek de biz onu genelde tıbbiyeliler bayramı olarak algılıyoruz. Çünkü tıp bayramının oluşmasına sebep olan olay Türkiye'de ilk tıp fakültesinin eğitime başlaması. İkinci Mahmut döneminde açılan tıbbiye amirinin eğitime başladığı gün olan 14 Mart 1827, daha sonrasında 1976'dan beri tıp bayramı olarak kutlanıyor. İlk kutlanan tıp bayramı İngiliz işgali sırasında özellikle tıbbiyeli hikmet dediğimiz Orhan Boran'ın babası olan Hikmet Boran'ın İngiliz işgaline karşı bir tepki olarak yaptığı kutlamayla başlıyor 14 Mart Tıp Bayramı. Bu yüzden biz ona Tıbbiyeliler Bayramı demek istiyoruz ama sonrasında bütün tıp çalışanları için, tıbba emek veren herkes için bir bayram olarak kutlanıyor Tıp Bayramı. O yüzden hepimizin Tıp Bayramı'nı kutluyor olalım. Ve bugüne kadar pandemiden kaybettiğimiz 387 tane tıp çalışanını da rahmetle analım. Onlar da bu bayram öncesi bu ülkedeki vatandaşlara sağlık hizmeti verirken aramızdan ayrıldılar. Bizim için üzücü olan şey şu, onların biliyorsunuz meslek hastası olsunlar mı olmasınlar mı tartışması ama bugün hiç o tartışmaya girmeden bu konuyu atlamış olmak istiyorum. Ve size Mahmut abiyi tanıtmak istiyorum. Ben kendisine hiçbir zaman Mahmut Bey diyemeyeceğim. Kusura bakmasın. Ben işlerine dolayı hep Ben Mahmut de abi diyorum. kızarım zaten bey Evet abi, demeyince de. ben de kızıyorum. Ben de çalışma grubunda insanlar birbirine bey ya da hanım diye hitap edince bunu yasakladık. Biz abi, hocam ya da abla demelerini tercih ediyoruz. Bize tıp fakültesinde böyle öğrettiler. Çünkü biz ilkokula başladığımızda hocalarımıza hocam dediğimizde hayır bana abla ya da abi diyeceksin derlerdi. Biz de onları hep abla ya da abi diye hitap ettik. Evet. Mahmut abi benim tanıdığım en eski iş yeri hekimi. Ben iş yeri hekimine başladığımda hep ondan bahsederlerdi. İlk bizim tanıştığımızda da kendisine söylediğim şey iyi ki var, iyi ki bu alanda bizimle birikimlerini paylaşıyor. Kendisi Ege Tıp mezunu. Uzunca bir süre yanlış duyuyorsam beni düzelt abi Paşabahçe Cam Fabrikası'nda tam bir iş yeri hekimliği ve oranın bütün iş sağlığı güvenliğinin ne diyelim kurucusu olarak çalıştı. Bu alanda yazılmış 4 tane kitabı var. Benim en çok sevdiğim İş Sağlığı Güvenliği mi? O da ne diye bir kitabı var. Benim çok hoşuma gidiyor. Arkasından İşçi Sağlığı mı, İş Sağlığı mı diye bir kitabı var. O da benim çok hoşuma giden. Ve 2 tane de hem iş yeri hekimlerine hem de iş güvenliği uzmanlarına yazdığı İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili kitapları var. Şu Son anda olarak adım adım iş sağlığı güvenliği diye bir kitap. evet son olarak da adım adım İş Sağlığı Güvenliği diye bir kitabı var. Şu sıralar üniversitede ders veriyor. Aynı zamanda bir İSG yazılımını baştan sona kurdu, yapıyor. Adı Prudence. Ondan da belki programın sonunda bize bir kısa özet yapacaktır inşallah vaktimiz gelirse diye umuyorum. Ve Mahmut abi şunu sorarak başlamak istiyorum. Evet Mahmut abi, iş yeri hekimi penceresinden iş sağlığı güvenliği dedik. Aramızdan ayıran sağlık çalışanı adına bunu yapalım dedik seninle beraber. Bir iş yeri hekimi olarak iş sağlığı güvenliği Türkiye'de nasıl görürsün? Bize ne paylaşmak istersin diye sana soralım. Bana sorarsan çünkü ben çok daha gevezelik yaparım. O yüzden ben daha fazla gevezelik yapmadan sözü sana vermek istiyorum. Ve şu anda sana teşekkür ederek mikrofonu sana bırakıyorum. Esas ben sizlere teşekkür ediyorum. Öyle önemli bir günde hatırlayıp söz hakkı tanıdığınız için. Ben katılımcı arkadaşların hepsini göremiyorum.
Benimle iletişim kurmak için ekrandaki bilgilerden yararlanabilirler. Her zaman elektronik posta uzağındayım. Aşağıdaki iki web adresinden de sürekli Ankara'ya gidiyordum ama bu sıralar gidemiyorum. Ankara'da olduğum zamanlarda da bu iki web adresinden telefon numaralarına erişip benimle iletişim kurabilirsiniz. Ben bazı sorularla başlayacağım. Ama soruların da yanıtlarını kendim vereceğim. Değerli arkadaşlar, siz de soruların yanıtlarını kendi zihninizde yanıtlamaya çalışın. Ama herhangi bir mesaj falan göndermeyin. Size iş yeri hekimi olarak uzun yıllar aynı zamanda iş sağlığı dışında iş güvenliğiyle de ilgilenmiş biri olarak bazı bilgiler paylaşacağım. İş yerinde ne yapabiliriz, nasıl yaparız, neler yapabiliriz, ne zaman yapabiliriz, bunlara yanıt vermeye çalışacağım. Benim sıklıkla sorduğum bir sorudur bu. Ülkemizde iş sağlığı güvenliği uygulamaları ne zaman başladı? Öncelikle yanlışları da düzeltmemiz gerekiyor. Deniyor ki işte 6331 sayılı kanunla başladı. Ben itiraz ediyorum. Türkiye'de iş sağlığı güvenliği 1936 yılında 3008 sayılı iş kanunuyla başlamıştır. Ben her ne kadar dedim, tanıdığım ilk iş yeri hekimi dediyse de ben ülkemizin 3. nesil iş yeri hekimlerinden oluyorum. Ekranda gördüğünüz sol taraftaki değerli hocalarımız 2. nesil iş yeri hekimliği yapmış ya da iş yeri hekimlerine sıra dışı katkılar sunmuş hocalarımızdır. Ve ben ekranda gördüğünüz bu değerli hocalarımızın hepsiyle birlikte çalıştım. Hilmi hocamız tıp doktoru değildi. Aynı şekilde Gültekin Karaçiğ de tıp doktoru değil. Çok sayıda o 4857 sayılı kanundan önceki tüzükler vardı. O tüzüklerden önemli bir miktarını Gültekin abimiz yazmıştı. Engin Tonguç'la, Haldun Sirer'le, Nejat Yazıcıoğlu'yla çok iyi tanışıyordu. İkinci kitabımı zaten İsmail hocamıza ithaf ettim. Türkiye'de İş Sağlığı Güvenliği 1936 yılında Haziran'da yayınlanan 37'de yürürlüğe giren 3008 sayılı iş kanunuyla başlamıştır. Abi, araya gireyim mi? Şöyle bir hemen saplayayım. Ben iş yeri hekimi olarak dedim ama tabii ki ben de buradakilere baktığım zaman en azından Gültekin Karaçiğ hocam hariç hepsiyle bir şekilde diyalogumuz var. Halil hocamla ders anlatma şerefine nail oldum ki hiç unutmayacağım insanlardan bir tanesi de Nazar içinde yatsınlar. Turan hocanın kitabı da bende imza olarak duruyor. Şu anda baskısı yok. Keşke olsa da herkesin İnternet Turan kitabından elinde olsa biz hani ben öyle diyeceğim sana fosiller bunların hepsini hatırlıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar bunu hatırlamazlar ama yine de, ben bunu özellikle anmadım sen anlayacaksın diye o yüzden tekrar sözü sana bıraktım. Evet. Yazdığım kitapta da Türkiye'de iş sağlığı güvenliğinde iz bırakan hocalarımızın erişebildiğim kadarıyla biyografilerini yayınlamıştım. İşçi sağlığı ve iş sağlığı kitabında. Ve sorulara yine devam edelim. Herkes bir risk analizi, efendim risk değerlendirmesi yapıyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz. Ama bazı şeyler cevapsız kalıyor. Yapılan risk analizleri, iş yerinde olabilecek iş kazalarını, karşımıza çıkabilecek meslek hastalıklarını, yaşanabilecek acil durumları öngörebiliyor mu? Bunun da ötesinde, İş yerinde Ali Veli, Ayşe Fatma şu iş kazalarına adaydır. Ahmet, Mehmet, işte şu arkadaşlarımız şu meslek hastalıklarını geçirmeye adaydır diye ismen söyleyebiliyor muyuz? Ben bunların olabileceğini iddia ediyorum. Ve bununla ilgili de zaten size kendi çapımda yol gösterici sunum hazırladım. Yine benim çok
rahatsız olduğum bir konu, işe giriş sağlık muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri amaca uygun yapılmıyor. İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin amacı nedir dersek, iş yerinde karşımıza çıkması beklenen meslek hastalıklarının izlerini aramak için yapılması gereken muayenelerdir. Ve yine meslek hastalıkları bir türlü saptanamıyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devre dışı kalan Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyimiz vardı. Yenisi kurulmadı. Eski konseyde lağvedildi. Onların 4'er yıllık projeksiyonlarında çalışan nüfusun 4/4, 12'sinde meslek hastalığı görülmesi gerekir deniyor. Ama 500-600'ün üzerinde meslek hastası tespit edilmiyor. Kayıt dışı ile beraber en kötü senaryodan bakarsak ülkemizde her yıl 180 bin dolayında meslek hastalığının tespit edilmesi gerekir. Bu yüzden de sorumluluğu kim? Devlet mi, işveren mi, çalışan mı yoksa başka biri mi? Bu sorulara da benim sunum içinde cevap bulmuş olacağız. Biz çok geniş açıdan baktığımızda, insan hakları evrensel bildirgesinden baktığımızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinden baktığımızda, sağlık insanın en temel hakkıdır diyoruz. Hekim olarak zaten hepimiz aynı fikirde olduğumuza gönülden inanıyorum. Ve dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun, çalışanlar için iki temel risk var. İş kazası geçirmek ve meslek hastalığına yakalanmak. Tabii söylüyoruz da pek hayatta, pratikte uygulamasını görmediğimiz bir şey. Bir işin yapılabilmesi için gereklilikler söz konusudur. Öncelikle yapılacak işin güvenli olması sağlanmalı. Sonra o işin yapılacağı iş ortamının sağlıklı ve güvenlikli olması sağlanmalı. Bu da yetmiyor. İşin güvenliğini sağladık, iş ortamında sağlığı güvenliği sağladık. Çalışan kişinin de o iş için uygun olması gerekiyor. Hem sağlık açısından hem de eğitim, beceri ve diğer özellikler açısından. Buna da kişisel uygunluk diyoruz. Eğer kişisel uygunluk sağlanamazsa iş kazası ve meslek hastalığı ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır. Ve bizim ülkemizde iş kazaları önlenemiyor. Bakınız değerli arkadaşlar, daha 2003'lerde ülkemizde ortalama 70-80 bin aralığında iş kazası oluyordu. Sonra 6331 sayılı kanun yürürlüğe girdi. İş kazaları iyice artmaya başladı. Şu anda son okuduğum rapora göre 400 binin üzerinde yıllık iş kazasından söz ediliyor. Meslek hastalıkları ise olması gereken miktarda kesinlikle saptanmıyor. Binlerce meslek hastası her yıl aramıza katılıyor. Ve acil durum planları ve risk değerlendirme çalışmaları da üzülerek belirtiyorum ki doğru yapılmıyor. Ben hemen burada bir kısa bilgi vereyim size. Ben iş sağlığı güvenliğine tıp öğrencisiyken başladım. Erdemir'den eğitim bursu alıyordum. O günkü adıyla teknik emniyet olan toplamda 4 ay süren bir teknik emniyet kursuna katıldım. Her sene bu kurslar düzenleniyordu, toplam sayısı söyledi. Zaman içerisinde bu işte iş güvenliği diye değişti. Hep konuşulan şeyler aynı şeyleri tekrar etmekten artık gına geldi. Benim kendi çalışmalarımda kullandığım bir sloganım var. Kendimi geliştirdim. Ne olacağını bilmiyorsak ne yapacağımıza da karar veremeyiz diyorum. Eğer hangi iş kazası olacağını bilmiyorsak, hangi acil durumun çıkacağını bilmiyorsak, hangi meslek hastalığıyla karşılaşacağımızı bilmiyorsak, bunu önleyebilmek adına ne yapacağımıza karar veremeyiz ve emeğimizi, zamanımızı ziyan ederiz.
Şöylece kısaca söyleyeyim. İş yerinde çalışma ortamında çalışanları doğrudan doğruya etkileyen çeşitli faktörler var. Bunun içinde yönetimsel etkenler, yönetim organizasyonları yetersizdir, zayıf şirket kültürü vardır, güçlü şirket kültürü gelişmemiştir, iş kültürü, bireysel kültür, farklı kültürler vardır. Ama çalışanların görev, yetki, sorumlulukları net belirlenen, pratikte kurumsallaşmış iş yeri denen ama bizim literatüre göre güçlü şirket kültürü dediğimiz kültüre sahip olmayan çok sayıda iş yeri var ülkemizde. Tabii bununla ilişkili olarak, tabii ki sosyal hayatla da ilişkili olarak psikososyal riskler var. Belki biz iş sağlığı güvenliğiyle ilgilenen profesyoneller psikososyal risklerle ilgili bizi aşan nedenlerden dolayı yeterince mücadele edemeyebiliriz ama geriye kalan hepsiyle mücadele edebiliriz. Çalışanlara, yöneticilere yol gösterici olabiliriz. İş yerinde hatalı durumlar vardır, tehlikeli durumlar vardır. Çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklanan ama bilmedikleri riskler vardır. Ve tabii ki çalışma ortamının o sıra dışı koşulları söz konusudur. Gürültüsü, titreşimi, hava basınç değişiklikleri, termal konfor bozukluğu, yoğunlaştırıcı, yoğunlaştırmayan ışınlar, kimyasal maddeler vesaire vesaire. Hepsi çalışanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz şekilde etkiler. Kişilerin özel, bizim predispozan yani hazırlayıcı faktör dediğimiz bazı terimleri Türkçesini de söylemeye çalışıyorum. Grupta iş yeri hekimi olmayan arkadaşlar da olabilir diye lütfen yanlış anlamayın. Hazırlayıcı nedenleri olan çalışanlar da olabilir. Bütün bu çalışma ortamı çalışanı olumsuz şekilde etkiler. Ya bir hastalığa yakalanır ya da var olan bir hastalığı yükseltebilir. Ama kesinlikle meslek hastalığına yakalanacaktır. Tabii meslek hastalığına yakalanmasa bile tam da kritik bir anda kontrolünü yitirebilir. Kendisinden beklenen davranışı zamanında gösteremez ya da beklenmeyen bir davranış gösterir. Karşılaşma hatası çıkar. Sonuçta da çalışan, çalıştıran, yakınları, arkadaşları, iş yeri, ülke topyekun zarar görüyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor, nasıl yapmamız gerekiyor ve kimler yapmalı, kimler sorumlu olmalı? Bu konuda ben çok sayıda iş yerine ulaştım, incelemeler yaptım. Hatta Zonguldak'ta, Gediz'de ve o 301 madencinin hayatını yitirdiği maden ocağında kilometrelerce yer altında incelemeler, çalışmalar da yaptım. Yani iş sağlığı güvenliğiyle beyin yerindeyse sonuna kadar ilgilendim. Eskiden hep klasik söylem, işte tepkisel yaklaşım, yani reaktif yaklaşım vardı. Olay olduktan sonra müdahale ediliyordu. Şimdi ise önsel, yani proaktif yaklaşım var. Olabilecekleri önceden belirleme ve önlem alma. Şimdi teorik olarak bu söyleniyor ama günümüzde hala önsel yaklaşım pratik olarak uygulanmıyor. Hep reaktif yaklaşım. Niçin böyle söylediğimi de biraz sonra anlatım ilerleyen dakikalarında daha iyi fark edeceksiniz. Ben her iş yerinin aynı zamanda bir laboratuvar olduğunu iddia ediyorum. Bu kapsamda değişik bilimsel çalışmaları çalıştığımız iş yerinde üniversitelerle ortak olarak yaptık. Bir tarafı da yayınlandı. Eğer proaktif, yani önsel yöntemleri kullanırsak ama gerçek anlamda kullanırsak iş sağlığı güvenliği için harcanan zamanı, emeği ve parayı en az düzeye indiririz. Kaynakların da daha verimli kullanılmasını sağlayabiliriz. Gerek risk analizi ve risk değerlendirmeleri,
ve gerekse bütün çalışmalarımızı kesinlikle doğru yöntemlerle ama doğru sırada yapmalıyız. Doğru adımlarla ve doğrulamalarla yapmalıyız. Eğer bunları yaparsak bir iş yerinde karşımıza çıkabilecek meslek hastalıklarını, olacak iş kazalarını ve yaşanabilecek acil durumlarını neredeyse tama yakın oranda en baştan öngörebiliriz. Bu çok iddialı bir söylem ama emin olun ben bu tür çalışmaları henüz daha 6331 sayılı kanun, 4857 sayılı kanun yokken de 1990'lı yılların başlarında yaptım. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ancak böyle yaklaşabiliriz. Ve bizim kırmızı çizgilerimiz var. Ben sunumlarda kırmızı kullanmayı hem öğrencilerime önermiyorum, kendim de çekiniyorum, uzak duruyorum ama burada mecburen kırmızı çizgileri kullandım. Abi dalga boyu en yüksek renk niye öyle diyorsun ya? En uzaktan o gözüküyor. Hep beraber görüyoruz bunu. Olsun. Sunumlarda kırmızı iletişimi bozan bir renk. Mümkün olacak açılmak lazım. Özellikle iletişim eğitiminde. Bir kere yasal mevzuata uygun davranacağız. Hiç kimse yasalara rağmen kendi kafasına göre, bana göre, sana göre yöntemiyle çalışamaz. Bir kere bizim yasalarımız sınırları çizmiş. Ama tek başına yasalara uymak yetmiyor. Ne yapmak gerekiyor? İş sağlığı güvenliğinin evrensel etik kuralları var. Bu etik kurallara da uygun davranmamız gerekiyor. Yetiyor mu? Hayır. Bilimsellikten şaşmayacağız. Bilimin öngördüklerini yapacağız. Bilimden beslenmeyen bilgilere itibar etmeyeceğiz. Doğru yöntemleri kullanacağız ama doğru yöntemleri doğru adımlarda ve doğru sırada kullanacağız. Sırayı da yanlış kullanırsak yine olmaz. Ve tabii ki evrensel iş sağlığı güvenliği prensiplerine de uygun davranacağız. İşte o zaman paha biçilmez kristal elmastan çok daha değerli bir şey elde edeceğiz. Çalışanların sağlığını, güvenliğini koruyacağız. Aynı zamanda kişiler iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmeyeceği için dolaylı yoldan onların ailelerini de korumuş olacağız. Ben hep bu gözle bakıyorum. Şimdi mevzuatımız çalışanların sağlığını, güvenliğini hem sağlamak hem korumak ve geliştirmek görevini işverene vermiştir. Bu hem borçlar kanunu 417. maddesi 2. fıkrada hem de 6331 sayılı kanunun 4. maddesinde verilmiş. O zaman mevzuatı iyi anlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın 6331 sayılı kanunun 4. maddesinde işverenin görevleri sayılırken orada araya sıkışmış bir sözcük geçiyor. Organizasyon yapmak diyor. Bu organizasyondan kasıt çalışanların görev yetki sorumluluklarının belirlendiği, hiyerarşik bir sıranın yapının kurulması. Bu konu İSG kurulları kurmak zorunluluğu olan, yani 50 üzerinde çalışanı 6 aydan uzun süreli iş yapılan iş yerlerinde maalesef kurma zorunluluğu var. O yönetmenin 8. maddesinin 1. fıkrasında vardır. Her iş yeri bir iç yönetmelik hazırlayacak diye. İşte bu 308 sayılı iş kanunun 29.sinde ta 1936 yılında yayınlanan kanuna konmuştur. Her iş yeri bir günümüz Türkçesiyle söylüyorum. Her iş yeri bir iş sağlığı güvenliği iç yönetmeliği hazırlayacak. Maliye Bakanlığı'nın o zaman henüz Çalışma Bakanlığı yoktu. 1945'te kuruldu. Maliye Bakanlığı'nın gösterdiği bir birime teslim edilecek. İlerleyen maddelerini okursanız o kanunun eğer bir iş kazası, bir meslek hastalığı karşımıza çıkarsa işverenin önceden hazırlayıp kanıt olarak verdiği iç yönetmelik incelenecek ve işveren buna göre cezalandırılacak. Dolayısıyla iş sağlığı güvenliği mevzuatına uygun olarak sistem kurma zorunluluğu 1936 yılından beri ülkemizde var.
Ancak 1473 sayılı iş kanunu çıktığında bu zorunluluk ağır ve tehlikeli işler tüzüğünün 3. maddesine atıldı. 4857 sayılı yasa çıktığı zaman da işte İSG kurulları hakkındaki yönetmeliğe atıldı. Ama ülkemizde iş yerlerinin %80 kadarı 50 ve daha az çalışanı olan, hatta 50'nin altında çalışanı olan iş yerleri. Dolayısıyla bu iş yerleri mevzuattaki bir takım haklet diyemeyeceğim, çok amacını aşan bir söz olur. Yanlış bir yaklaşımla iş yerlerinin İSG hizmetlerinin dışına itilmiş gibi oldu. Dolayısıyla nasıl kuracağız bu sistemi? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bir kere organizasyon şemasını elde etmemiz gerekiyor. En tepe yöneticisi, ben en alt çalışana kadar bu şemada herkes gösterilmeli. Herkesin görev yetki sorumlulukları tanımlanmalı. Organizasyon şemasına bağlı olarak hangi birimler kime bağlı ve hangi unvanda insanlar çalışıyor? Hemen burada da bir bilgi vereyim. Uluslararası unvan kodları 7200 tane. Bizim ülkemizde ise henüz tanımlanmış 660 unvan var. Yani nerede olduğumuzu değerlendirelim. Sonra iş yerinde gözlem yaparak verileri toplayacağız. Her tarafı dolaşacağız, veriler toplayacağız. Bizim bu çalışmalardaki bütün amacımız hangi iş kazası olabilir, hangi meslek hastalığı çıkabilir, hangi acil durum olabilir? Daima bu soruya cevap verecek şekilde davranmamız gerekiyor. Bütün gözlemleri yaptıktan sonra, bütün verileri topladıktan sonra veri değerlendirmek için ofis çalışmaları yapacağız. Ofiste masa başı çalışmalarında bir kere meslek hastalıkları cetvellerini incelememiz gerekiyor. Bizde A, B, C, D, E cetvelleri vardır. ILO'nun 194 sayılı tavsiye kararıyla yayınladığı ve 2010 Şubat'ında da tekrar güncellediği, bu 2004'te yayınladı, 2010'da güncelledi, ruhsal bedensel hastalıkları ekledi. Bu listeyi de incelememiz gerekiyor. Sonra ILO'nun bu meslek hastalıkları listesinde yer alan 868 temel kimyasal madde ile ilgili uluslararası kimyasallar güvenlik kartları var. ICSC. Ve sonra uluslararası yine hastalık kodları var. Henüz daha 11 çıkmadı bildiğim kadarıyla. Çıktıysa da ben henüz duymadım. Bunları da incelememiz gerekiyor. Ortam ölçümleri yaptırarak sınır değerlerin altında mıyız, üstünde miyiz? Kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarını mutlaka incelemeliyiz. Ortam ölçümünden çıkan ama proseste normalde olmayan kimyasallar da olabilir. Hepsinin güvenlik bilgi formlarını incelemeliyiz. Orada çalışanlara yapılması gereken sağlık muayeneleriyle ilgili bilgiler. Yani 16 konu başlığının yarısı iş yeri hekimini, yarısı da iş güvenliği uzmanını ilgilendiren bilgilerle dolu. Benzeri şekilde makine donanım envanteri de çıkarıp hepsinin ürün bilgi formlarını ve dayanak aldıkları standartları incelememiz gerekiyor. İş yerindeki o güne kadar yapılmış tüm sağlık ve güvenlikle ilgili kayıtları incelememiz gerekiyor. Daha sonra soru listeleri hazırlamamız gerekiyor. Bakınız ben bütün bir mevzuatta deyim yerindeyse genlerine erişebilecek şekilde 9600 tane soru hazırladım. Türkiye'deki tüm mevzuattan hazırladım. Her türlü sektörde bu sorulardan birkaç yüz tanesini ya da birkaç bin tanesini kullanabiliriz. Ve sonuçta bana göre, sana göre değil, mevzuatın emrettiği bütün özelliklere uygun olup olmadığını ortaya koyabiliriz. Çalışmalarımızı
çeşitli şablonlar ve çeşitli formlar hazırlayarak daha kullanışlı hale de getirebiliriz. Burada ILO'nun 194 sayılı tavsiye kararıyla yayınladığı meslek hastalıkları listesi, bunu ben böyle şematize etmiştim. Bizdeki de bu. En son 91 yılında güncellenmiş. 72 yılında esas olarak hazırlanmış. 78'de de değişiklik yapılmış. Buradaki madde 64 o zamanki sağlık işlemleri tüzüğündeydi. Şu anda artık bu tüzük yok. Yerine ne var? Çalışma gücü, meslekte kazanma gücü, kaybı oranları, tespit işlemleri yönetmeliği var. Bu ILO'nun listesiyle bizim listeyi karşılaştırdığımızda farklılıkları söyleyeyim size. ILO'nun listesinde 868 kimyasal madde var. 41 başlık altında. Bizim listemizde ise 25 başlık altında 866 tane var. Ozon ve ozmiyon bizim listemizde yok. Meslek hastalıkları listemizde. Bunun dışında sıcak çalışma ortamıyla olabilecek meslek hastalıkları bizim listemizde yok. Başka mor ötesi ışınlarla olan hastalıklar bizim meslek hastalıkları listemizde yok. Bunun dışında olmayan bir şey daha. ILO da bunu 2010 yılında ekledi. 2004'ü zihinsel ve davranışsal bozukluklar. Ne yazık ki meslek hastalığı tanımında zihinsel hastalık var çünkü ruhsal yaralanma söz konusu. Fakat pratikte meslek hastalıkları listemizde ruhsal hastalıklarla ilgili en ufak bir hastalık yok. Bunların mutlaka güncellenmesi gerekir. Ve yine mevzuatımızın yabancı mevzuatla karşılaştırdığımızda farklılıkları var. Bu farklılıklar da yarın öbür gün olası bir iş kazası, bir meslek hastalığı durumunda değerli meslektaşlarımızın çıplanmasıyla sonuçlanıyor. Tek başına tabii ki bu değil neden ama bu da bir neden. Bakın bizim mevzuatımızda hem iş kazaları hem meslek hastalıkları biraz önce de gösterdim, belirlenmiş. Ama işle ilgili hastalık tanımı mevzuatımızın hiçbir yerinde yoktur. Avrupa'da, Amerika'da kas iskelet sistemi hastalıkları işle ilgili hastalıklar kapsamında değerlendirilirken bizde doğrudan doğruya E cetvelinde 6 ayrı noktada meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır. Yine bizim iş kazası tanımımız doğrudan doğruya çalışanın zarar görmesine yönelik bir tanımdır. Bu özelliğiyle de insanidir. Mala gelen zarar, yani maddi hasarlar iş kazası olarak tanımlanmamıştır. Dolayısıyla alttaki iki kavram bizim mevzuatımızda yok. Devam ediyoruz. Bir kere ortam ölçümlerini de yaptırdıktan sonra güncel durum değerlendirmesini hazırlayacağımız soru listeleriyle yapmamız gerekiyor. Evet, hayır, var, yok, nasıl isterseniz. Var olanlar cebimizde, olmayanlar ya bir denetim sırasında iş yerine ceza ödemesine neden olacak eksiklerdir ya da bir iş kazasına, bir meslek hastalığına neden olabileceklerdir. Bütün güncel olarak olumlu, olumsuz yanlarımızı da belirledikten sonra risk analizlerine geçebiliriz. Risk analizlerinde iş yeri hekimlerinin özellikle yapmasını önerdiğim ergonomik risk analizi ve iş risk analizi, bir de çalışma pozisyonları önemli. Burada 6 ve 8. basamaklarda yeşil nokta koymuşum. Döngüleri bu basamakta yapmakta yarar var. Çeşitli yönetim modellerini incelediğimizde o meşhur kupa döngüsü ve benzeri döngüler bütün basamaklar baştan sona giderken benim önerim artık gözlem yaptık, verileri topladık, ortam ölçümlerini yaptırdık falan döngüyü son 3 basamak içinde yapmak bence yeterli olacaktır.
tek tek üzerinde durmayacağım. Daha burada eksikleri de var. Bir kere iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin birbirinden bağımsız ve birlikte yapacağı çalışmalar var. Dolayısıyla biz bir anlamda bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Dedim, hani iş yeri hekimi gözüyle değil ya, ben kendi gözümle böyle görüyorum. İş güvenliği uzmanları bizim diğer yarımızdır. Bütün risk analizleri vesaire bitirdikten sonra artık işimiz izlemedir. Burada hemen bir saptama da bulunayım. Şimdi gerek hekimlerin ve gerekse uzmanların mevzuata göre işte ayda işçi başına şu kadar dakika çalışma süreleri belirlenmiş. Benim şimdiye kadar söylediklerim ve bundan sonra söyleyeceklerimi yapmak için o süreler yetmez. Ancak bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra burada görüyorsunuz 8. basamaktaki izleme çalışmaları için o süreler fazla fazla yeterli olacaktır. Bir iş yerinde madem ki bir elmanın iki yarısı gibiyiz, o zaman risk analizlerini de kapsamlı yapmamız. Öyle bir tane 3-5 sayfalık risk analiziyle bir iş olmaz. Ortam risk analizi, yani ortam ölçümü. Ürün risk analizleri. Bakın 7223 sayılı yasa. Eskiden 4703'tü. 20 Mart 2020'de yenisi çıktı. 7223 sayılı yasa. O yasaya göre ürün risk analizleri yapılmalı. Çevre risk analizleri yapılmalı. Ergonomik risk analizleri, yönetimsel risk analizleri, acil durum risk analizleri, donanımsal risk analizleri ve iş risk analizleri yapılmalı. Bütün bunlar yapılırsa iş yerinde risk analizi yaptık diyebiliriz. Ve doğru metodolojileri de seçmemiz gerekiyor. Mesela matris temelinde yapmamamız gereken ve zaten istesek de matris temelinde yapamayacağımız iş risk analizleri, ortam risk analizleri ve ergonomik risk analizleri. Matris temelinde dünya kadar yöntem kullanabilirsiniz. Diğerlerinde matris metotlarıyla yapabilirsiniz. Ama bir insana zarar gelecek, sağlığı zarar görecekse matris metoduyla bu değerlendirmeleri yapamayız. Hem mesleğimize aykırı hem de insani değil. Bir espriyle yaklaşıyorum iş risk analizleri diye. Şimdi size iş risk analizlerinden söz edeceğim. İş yerlerinde çoğunlukla yapılan bir fotoğraf çekimidir risk değerlendirmesi. Oysa ben size filmin tamamını nasıl çekeceğimizi anlatacağım. İkisinin bir fotoğraf karesiyle bir film şeridi arasındaki farkı hayalinizde canlandırın. İş ve risk analizleri bir iş yerinde olmazsa olmaz bir çalışmadır. Ve ben bunu 1990 yılında başardım. Sonuçta da 3000 sayfalık bir rapor oluşturdum. Sadece yönetime sunmak için kısaltılmış rapor 120 sayfaydı. Önce ekip kuracağız. Nasıl bir ekip kuracağız? Aynı unvanda çalışanlardan oluşan bir ekip veya ayrı ayrı unvanlardan çalışanlardan karma ekip de olabilir. Mutlaka başlarında bir ekip lideri olarak bizimle iletişim kuracak bir yönetici olacak. Ve yeteri sayıda çalışan olacak burada. Önce hepsine bir bilgilendirme eğitimi vereceğiz. Biz bu çalışmayı niye yapıyoruz? Ve nasıl yapacağız? Başlangıçta şu itiraz gelecektir. Tabii işveren kendini kurtarmak, sağlam almak için böyle bir şey öneriyor. Fakat ilerleyen günlerde bu çalışmanın öncelikle kendileriyle ilgili olduğunu hissediyorlar ve size olan saygıları da artıyor. Çalışmanın bütün aşamalarını çalışan bu ekiplere anlatacağız ve iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı birlikte teknik anlamda bu ekiplere destek sunacağız. Ancak böylece yasal uygunluğu sağlamış oluyoruz. Ne diyor kanun?
çalışanlar ve işveren işbirliği yapacak. Hangi konuda? Risklerin belirlenmesi, önlemlerin alınması konusunda. Yaptığımız iş çok basit. Onlara diyoruz ki arkadaşlar, önem sırasının hiçbir önemi yok. Bir yıl boyunca yaptığımız tüm işlerin listesini çıkarın. Alfabetik sırada bile olması gerekiyor. Sadece yaptıkları işin listesini çıkarın. Çivi çakmak, kutu açmak, efendim makasla kesmek vesaire gibi. Sonra bu listeleri bize getiriyorlar. Basit bir Excel tablosunda bunları mükerrer yazılmış olanlar falan var. Ayıklayıp, temizleyip, okunaklı hale getiriyoruz. Tekrar bir çıktı alıyoruz. Ve çalışanlara diyoruz ki, bu ekiplere, şimdi bu listeleri gözden geçirin. Unuttuğunuz, yaptığınız başka işler varsa onları da yazın. Bunlar kendi aralarında beyin fırtınası yapıyorlar. Hatta diyoruz ki, isterseniz evde yazın. Hafta tatilinde yazın. Ama mutlaka ne yapıyoruz? Bir süre koyuyoruz. Zamana bağlı olarak çalışmazsak hiçbir işimizi başaramayız. Birinci listelerin hazırlanmasında belki bir hafta 10 gün verebiliriz. Ama ikinci listeler için, yani temize çekip verdiğimiz listelerin bize geri dönüşü için daha bir kısa süre verebiliriz. Bir kere A'dan Z'ye yaptıkları bütün işleri listeleyecekler. Ben çalışanlara kolaylık olsun diye iki ciltlik Türk Dil Kurumu'nun lügatından bütün fiillerin listesini çıkardım. Alfabetik sırada onların çıktılarını da verdim. Bakın burada A'dan başlayıp Z'ye kadar hangi işleri yapıyorsunuz yazın diye. Eğer biz bütün bir gün oturup çalışanları, hatta bir hafta boyunca aynı çalışanları sürekli izlesek, emin olun yaptıkları işlerin çok azını görebiliriz. Çünkü öyle işler var ki ayda bir, üç ayda bir yapılan işler. Ama bu işte söylediğim iş risk analizi çalışmasıyla bütün işler, hele ki bir de böyle alfabetik fiiller şablonunda ellerinde varsa çok rahatlıkla belirleyebiliyorlar. Bu işleri yaparken hangi pozisyonlarda yapıyorsunuz? Eğilerek, sürünerek, uzanarak, pedal çevirerek, çömelerek, böyle 18 tane pozisyon çıkardım. O pozisyonları da işaretliyorlar. Ve her bir iş için hangi aletleri kullanıyorsunuz? Basit bir tornavidadan paletli iş makinesine kadar her şeyi yazıyorlar. Ve tabii bakma, görme, hangi duyuları kullandıklarını da belirtiyorlar. İşte açmaktan zımparalamaya kadar anlamlı şekilde 150 kadar eylem var. Bu eylemler onlara çağrışım yaptırarak yaptıkları bütün işleri eksiksiz belirlemelerine neden oluyor. Çalışma pozisyonları ayakta, eğilerek, gerilerek, oturarak, sürünerek, uzanarak vesaire. Ve 5 duyu kullanımı. Bazen sadece gözle izleyerek çalışıyor. Bazen sesini dinliyor. Hiç unutmam, bir arabam vardı. Tekirdağ'da bir ustaya götürdüm. Motorun sesini dinledi. Senin dedi, dördüncü silindir ateşleme yapmıyor dedi. Ciddi misin? Hakikaten bujileri falan söktü. Dördüncü silindir çalışmıyor. Ses dinleyerek de çalışıyor diyor. Bütün alet kullanımları da bu şekilde belirleniyor. Eğer bu çalışmayı yaparsak olacak iş kazalarının önemli bir kısmını baştan bir kere belirliyoruz. Çünkü bu çalışma aşamalarında siz bu işi yaparken hangi iş kazaları olabilir diye soruyoruz zaten. Ve yine ortaya çıkabilecek olan meslek hastalıklarının da önemli bir kısmı belirlenebiliyor. Tabii ki ortam ölçümleri bu işin olmazsa olmazı, meslek hastalıklarını önceden belirlemek için. Yapılan işler için şöyle örnekler, yani böyle basit liste yaptırıyoruz. Bakın alfabetik sırada falan değil. Daha sonra biz bunu alfabetik sıraya koyabiliriz. Her bir iş için
Dolayısıyla size göre hangi riskler söz konusu olabilir? Karşısına yazın. Çalışanlara yaptırıyoruz bu çalışmayı. İşte bu aşamadan itibaren bu çalışmanın kendilerinin lehine olduğunu kavramaya başlıyor ve çalışanlar ve size karşı saygı duymaya başlıyor. Ama meslek hastalıkları konusu tamamen teknik bir konu olduğu için çalışanlara bunu belirlemesini yaptırmıyoruz. Yani isterseniz fikirlerini alabilirsiniz ama meslek hastalıklarını biz belirleyeceğiz. Böyle kaza türleri listeleri de hazırlamıştım. ICD-10 kodlarında da 350 tane iş kazası tanımlanmış vaziyette, bilginiz olsun. Bu şablonları vererek bunlardan hangisi olabilir? Açık alevle yanma, makinede sıkışma sonucu ezik, ölüm, kırık vesaire. Onlar yaptıkları işlerin karşısına tek tek bu riskleri işaretliyorlar. Dediğim gibi hastalık kodları içinden de seçebiliriz. Ancak hastalık kodları da iş kazalarının tamamını belirleme konusunda yeterli değil. Mahmut abi, sana bir su içme fırsatı vereyim. Arkadaşlar merak eder diye şeyi söyleyeyim. ICD-10'u iş yeri hekimlerinizden öğrenebilirseniz, ICD-10 reçete yazarken kullanılan bir kodlama sistemi uluslararası. Yani iş yeri hekimlerine sorarsanız siz oradan bu kodların karşılıklarını, yani Mahmut abinin bahsettiği kaza kodlarının karşılıklarıyla beraber çıkartıp verebilirler. Hatta Metin Bey'e reçete yazarken, o sisteme girerken orada tanılar kısmında karşılarına çıkıyor. Ben öyle biliyorum. Doğrudur abi. Yaralanan vücut kısımlarında belirliyoruz. Ama bir süre sonra çalışanları devre dışı bırakacağız. Çünkü çalışanların kendisine bırakırsak şöyle yapıyorlar. Örneğin elektrik arc kaynağı yapma işi. 1, 2, 3, 4 tane risk yazıyorlar. Eğer bununla yetinirsek o zaman çözüme geçtiğimizde de böyle çözümler önermeleri gerekecek. İşte 4 tane risk buldular. Her birinde 2'şer 3'er tane çözüm önerisi. Oysa bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz iş güvenliği uzmanıyla ve hatta ihtiyaç duyacağımız kadar teknik personeli de yanımıza alıp bu ekibi de karşımıza alıp sonra olarak yeniden riskleri birlikte değerlendiriyoruz. O zaman 4 tane risk ekranda gördüğünüz gibi en az ne olmuş? 14 taneye çıkmış. Bu da olmaz mı? Aa, hakikaten o da olur. Filanca zamanda benim başıma gelmişti. Böyle çağrışımla anımsıyorlar. Ve sonuçta farkındalık sağlanmış oluyor. Bu aynı zamanda işbaşı eğitimi yerine de geçer. Çalışanlara verilecek en güzel iş sağlığı güvenliği eğitimi örneğidir bu. Bir taşla 10 kuş vuruyorsunuz. Meslek hastalıklarını böyle basite indirgeyerek bir tablodan da belirlemek mümkün. Ama yine ICD-10 içerisinden seçmek de mümkün. Ama dediğim gibi bütün işler, riskleri çalışanlara belirlettikten sonra oturacağız. Bu hastalık kodları içerisinden bu meslek hastalıklarını kendimiz belirleyeceğiz. Ondan sonra değişik böyle şablonlar yapabiliriz. Mesela olası riskler kesinleştiğinde yukarıdan aşağı işler sıralaması, iş kazası, meslek hastalığı ve bu bir kritik iş mi değil mi? Bu sorulara da cevaplarız. Bütün riskleri kendi içerisinde dağılım puanı, yani bir anlamda prevalans hesabı yapmış oluruz. Kesinlikle olasılık puanı değil, dağılım puanı. Toplam iş, TI, RT risk toplamı, RD riskin dağılımı. O ünvan altında çalışan kişilerin yaptıkları toplam tüm işler TI, kaç tane risk var belirlenmiş. Burada bu basit formüle koyuyoruz ve ondan sonra karşımıza risklerin dağılım tabloları çıkıyor. Ben SPSS kullanmayı da öğrenmiştim. İş yerinde kendi geliştirdiğim bir yazılım vardı.
Onu daha sonra şişecamın bütün fabrikalarında da kullandırmaya başlamıştık bir dönem. SPSS'ten böyle çıktılar alıyordum. İşi daha da kolaylaştırıyordu. Artık işleri, riskleri belirledik. Sıra çözümlere geldi. Her bir riskin açığa çıkmaması için ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Çözüm nedir? Bu çalışmayı yine önce çalışanlara yaptırıyoruz. Size göre nasıl önlenebilir bu diye. Ondan sonra onlara teşekkür ediyoruz. Sonra iş güvenliği uzmanıyla beraber ve diğer ihtiyaç duyduğumuz teknik personelle tek tek yukarıdan aşağı çözümleri geliştiriyoruz. Ve sonuçta benim iş risk önlemler ağacı dediğim oradaki önlemler çözüm önerileridir. Yapılan işler yukarıdan aşağı en sayıda her bir işin içindeki bütün riskler, her bir riske karşı alınacak çözümler. Bunları da sınıflandırıyoruz. İç kaynaklarla yapılabilecek olanlar, satın alma sonrası yapılacak olanlar, yatırım projesiyle yani bütçeye eklenerek yapılacak olanlar diyor. Sonrasında böyle formlar oluşturabiliriz. Bu formları da doldururuz. Denetimlerde rahatlıkla gösterebiliriz. Bu formların ayrıntılarına giriyorum. Daha da geliştirebilirsiniz. Ben basit basit gösteriyorum. Mutlaka tabii bu çalışmaya katılanların isimleri, imzaları, unvanları da yer alacak. En sonunda da bu formu oluşturmamız gerekiyor. Bakın her bir unvan, bunun dolusunu göstereyim size. Doludan kasıt neler yapacağınızı. Bir kere kullandığı her donanımın bir iş kazası, bir meslek hastalığı, acil duruma neden olup olmayacağını soruyoruz. Çalışma ortamı maruziyet bilgilerinde yine aynı soruyu soruyoruz. Çalışma pozisyonlarında yine iş kazası, meslek hastalığı, acil durum. Yaptığı işlerde yine sorguluyoruz. Ondan sonra olası kaza riskleri ve meslek hastalığı risklerine bu alanlara yazıyoruz. Aniden kontrolünü yitirirse ne olabilir? Bakın kritik iş midir değil midir en yukarıda sağda. İş izniyle yapılması gereken işlerin hepsi kritik iştir. Ama siz hangi işler kritik iş bunları bilmiyorsanız bunlara iş izni de oluşturma aklınızdan geçmeyebilir. Sonuçta kişilerin olacağı sağlık muayeneleri, işe girerken hangi sağlık kıstasları olmalı? Yani işe giriş muayeneleri ve periyodik muayenelerin ayrıntılı şekilde belirlenmesi lazım. Herkese aynı muayeneler yapılamaz, doğru değil. Mesleğimizin de saygınlığını yitirir. Ve kişinin alması gereken eğitimler ve en sonunda kullanması gereken koruyucular bu şekilde belirlenmiş oluyor. Tabii acil durumlar için de algoritmalar gerekiyor ama bu benim şu anda anlatacağım bir şey değil. Sadece size bir bilgi olarak söylüyorum. Eğer böyle bir algoritmaya göre acil durum planlaması yapılmıyorsa bu doğru olmayacaktır. Ben bu zaman kısıtı nedeniyle kısaca bir sistem kurma, bir de iş risk analizlerini açıkladım. Şimdi burada anlattığım her şeyi bir takım resimler üzerinden göstererek sunumu sonlandıracağım. Benim çalıştığım iş yeri burasıydı son olarak emekli olurken. Sağ altta burası da sağlık birimiydi. Girişte işte ambulansımız var. Ve şunu övünerek söyleyebilirim. Türkiye'de bu ambulansların bu şekilde yapılmasında naçizane benim fikrim oldu. Ben ticari düşünmedim ama bir firma benim fikrimi çalıp milyonlarca lira para kazandı. İlk defa Türkiye'de böyle bir ambulans yaptırdık. Sedyesini Amerika'dan, aspiratörü, bir takım cihazları İtalya'dan, defibrilatörünü İngiltere'den böyle toplama getirdik. Fikirlerimizi çaldılar. Bizim hem iş yeri hekimliği hem de iş güvenliği binası birimi burasıydı. Yerler bakteri tutmayan linolyumla kaplı. Girişte renkli çizgiler vardı.
o renkli çizgileri takip ederek kişiler içeriye, işte hedef noktaya ulaşıyorlar. 260 metrekare kapalı alan. Burası bekleme salonuydu. Bir kere bizim periyodik sağlık muayene planımız değişik yerlerinde asılıydı iş yerinde. Herkes, bölümler var, hangi tür muayeneler yapılıyor, ayrıntılı olarak burada görülüyor. Ve diyorduk ki, muayene ayımız gelmiş, sizi çağırmamışsak gelip bizden hesap sorun diyorduk. Benzeri şekilde yıllık standart çalışma planımız da vardı. Bu plana bağlı olarak çalışıyorduk. Bu benim çalışma odamdı. Burası müdahale odamızdı. Hasta yatağının başında defibrilatörümüz hazır. Gözlem yataklarımız vardı. Flowmetrelerde eksternal oksijen dolaşım sistemi vardı binada. Dışarıda oksijen tüplerinden içeriye temiz hava oksijen alıyorduk. Bu da vizite odasıydı. Bilgisayar yazılımını da kendim geliştirmiştim. 1987 yılında bakanlığın resmi izin yazısıyla iş yerinde ilk bilgisayar programı kullanan iş yeri hekimi benim. O iş yeri yazılımı da kendim geliştirmiştim. Mevzuatta böyle bir şey yok. Bir işte yarım A4 boyutunda bir belgeye yaz, o zaman tekstil makinalarıyla çoğaltılıyor belgeler. Şu işleri yapmaya uygunsa yazılımı kullanabilirsiniz diye bir şey gelmişti. Sayısız iş müfettişi geldi yazılımı incelemeye ve sonuçta kullanmaya başladık. Daha sonra Şişecam'ın diğer fabrikalarında da bir sürü bu yazılım kullanıldı. Böyle biraz daha yakın plan yürüttü. Yine sessiz odamızda ses geçirmez kabinde odiyometri yapıyorduk. Her taraf ultraviyole sterilizasyonuyla temizleniyordu. İki işitme testi arasında mutlaka yine kabin içerisinde ultraviyole sterilizasyonu yapıp ikinci hastayı öyle alıyorduk içeriye. Abi bir geri alsam ben orada bir şey söylesem. Evet buyur. Araya girmesem çatlarım illaki. Şu odiyometri cihazının öndeki camdaki beyaz kağıdı özellikle söylemek lazım. Türkiye'de genelde beyaz kağıt koyulmadan odiyometri yapıldığı için çalışanlar odiyometri yapmasını biliyorsa düğmeye bastığınızda sağ solu nereye verdiğinizi atabiliyorlar. Benim çalışanlarım havalandı. Bunu başarıyla yaptılar. Dışarıda odiyometriye gönderdiğimizde işitme kaybı yaklaşık ses ortalaması 30 civarında olan çalışanlarımın hepsinin 10 geldi ortalaması. Ben bir hışım oraya gittim ne var diye baktım ki bizimkilere açık böyle bir pencerede odiyometri yapıyorlar. Onlar zaten bastıklarını gördükleri anda ne yaptıklarını alacaklarını biliyorlar. O yüzden hekim arkadaşlar için bir uyarı olsun. Odiyometrolarında özellikle o sesin verildiği yeri çalışan tarafından görülmemesine dikkat etsinler dedim. Kapattım. Teşekkür ederim. Yine bilgisayarlı spirometri çekiyorduk. Bilgisayarlı elektro çekiyorduk. Tabii bunlar çıktı bilgisayarlar. Şimdi artık plazma ekranlar çıktı. Ve kendi sınıfımız vardı. Orada çalışanlara eğitimler veriyordu. İş sağlığı güvenliği ile ilgili. İş güvenliği ile de ilgileniyordu. Ta ki 2004'te 4857 sayılı kanun çıkıp da iş yeri eğitimi, iş güvenliği uzmanı diye ayırıncaya kadar. Çok güzel bir arşivimiz vardı. Böyle çekmeceler kapalı. Çekmecelerin içinde kişinin işe giriş tarihinden o ana kadarki tüm sağlıkla ilgili yapılan muayenelerinin röntgenleri vesaire dosyaları böyle pırıl pırıl çiçek gibi duruyordu. Acil durum planları da yapmıştık 2003 yılında. Daha mevzuata girmemişti yeni mevzuata. İşte şimdi buradasınız. Bir yönlendirme tabelaları böyle. Yaya yolları, işaretlemeler, boru tesisatı. Bütün borular aynı renkte. Teknik müdürü bugün bana
tartıştık. Senin yüzünden dedi 200 kilometre boru boyadık dedi. Fena da olmamış ama değil mi? Hepsi böyle akışkanların özelliğine göre boyandı. Çok temiz bir yemekhanemiz vardı. Çalışanlar da o zamandan maskeli çalışıyordu. Yani bizim ekibe maske, mesafe yeni bir kavram değil. Mutfak çalışanların ağızları maskeli görüyorsunuz. Böyle tablolar hazırlamıştı. Şimdi en alttaki ve sağdaki rakamlar toplarsanız örtüşmez çünkü kısalttım. Böyle listeler yapıyordum. SPS'ten aldığım çıktılardan sonra bunlar iş yerinin bölümleri. Hangi tür iş kazaları olabilecek? Yine böyle K ve M harfleri, M'ler meslek hastalığı, K'lar kaza, maviler bir şey beklenmiyor. Hangi tür iş kazalarının hangi bölümlerde olabileceğini gösteren bir çalışma bu. Yine bölümlere göre sağlık izlemleri tablosu biraz daha yakından bakarsak işte fizik muayene kaç kere yapılacak? Buradaki bölümler numaralı 20 tane bölüm. Herkese aynı muayeneleri yapmıyoruz. Yapmıyorduk. Bunun için de işçiler beni şikayet etmişti. Sendika temsilcisi geldi, ona anlattım durumu. Bizim bu muayeneleri yapmaktaki amacımız meslek hastalıklarının izlerini taramak diye. Bütün bu muayeneleri yapıyorduk. Özellikle de sağlık personeli olarak tahlilleri de kendimiz yapıyorduk. Bir tek kanda kurşun ölçümü ve akciğer grafisini dışarıya veriyorduk. Spektrometremiz vardı. İşte kalorimetrik testler, türbitmetrik testler, bilmem ne böyle testlerin yapılmasını da öğrendik. Standart hatayla tarama testleriydi bunlar. 3 ayda bir bazı bölümlerde bütün tetkikleri yapıyorduk. Bazı bölümlere 6 ayda bir, bazı bölümlere yılda bir. Tabii aynı şekilde kişisel koruyucu donanımları da benzeri şekilde belirlemiştim. Standartlara göre ayakkabı, solunum koruması, el yüz koruması, bütün bu koruyucular için malzeme ambarına da bir depo cam dolap yaptırdım camekanlı. Bütün hepsinden birer örnek. Bu koruyucuların hepsi otomatik siparişti. Kritik noktaya inince otomatik olarak sistem sipariş açıyor. Depo görevlileri gelen örnekle dolaptaki örneği karşılaştırıyor. Aynısı değilse bana haber veriyordu. Her bölüm için hangi koruyucuların kullanılacağı da önceden belirlemiştik. Bu da naçizane yaptığım bir çalışmanın mükafatı diyeyim. İlaçların bilgisayarda ilaç etkileşimi programı da yazmıştım. Reçete yazarken toksik sinerjik antagonist etkileşmeleri haber veriyor. Toksik etkileşmede olası toksite bulunmalarını da veriyordu. Buradan yola çıkarak piyasadaki ilaçların formüllerini kontrol ettiğimde 49 ilacın formülünde hata gördüm. Bunu Başbakan Tansu Çiller'e yazdım. Sizinle aynı dünya görüşüne sahip değilim ama ilgi göstereceğinize güvenerek yazıyorum diye. Başbakanlık bunu Sağlık Bakanlığı'na havale etmiş. Oradan da böyle yazılar geldi. Sonuçta bilimsel komisyonca alınan kararlar doğrultusunda antispazmodikler ve bronşiyel astım tedavisinde kullanılan kombinasyonlardan barbiturat türevleri çıkarılmıştır. Ayrıca teofilin ve türevlerinin tüm kombinasyonlarından çıkarılarak tek etken madde olarak kullanılması doğrultusunda karar alınmıştır. Bir de kodeinin 10 miligramla sınırlandırılmasına dair bir yazı vardı. Onu bulamadım. Kaybettim. Bir yerlerde duruyordur ama ben erişemedim. Arkadaşlar anladı mı diye merak ettim abi. Şimdi bitiriyorum zaten. Soru cevapta şey yaparız. Tamam abi. Ve bunlar da benim naçizane yazdığım kitaplar. Sol baştaki yukarıda ve aşağıdaki kendi yazdıklarım.
Diğerleri ortak yazarlıdır. Ama iş yeri eğitimi, iş güvenliği uzmanları kurslarında kitap yazan bir tek bizdik. Aşağı yukarı 900 küsur sayfalık kitaplardır bunlar. Yani oduncunun 40 hikayesi varmış. 40'ı da oldu üzerine. Kesinlikle de böyle. Önce sabrınız için teşekkür ederim. Belki zamanı verimli kullanayım diye yani soruna da fırsat kalsın diye biraz belki hızlı geçtim. Ben dedim sunumu bitirdim. İş yeri hekimi gözüyle iş sağlığı güvenliğini ben böyle görüyorum. Abi ilk soruyu ben sorabilir miyim? Buyur. Müsaade edersen. İş sağlığı mı, işçi sağlığı mı? Bana göre iş sağlığı. Peki abi, teşekkür ederim. İşçi sağlığı der isek, evet abi, kişiye indirgemiş oluruz. Oysa çalışma ortam sağlığı da söz konusu. Peki. Güvenliği söz konusu. Özellikle bu soru senin kitabına da olduğu için sana evet, özellikle o soruyu sormak istedim. Ben şimdi öncelikle sana teşekkür ediyorum. Sonrasında gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar 1, 2, 3, 4 tane soru geldi. Bunları sana sırasıyla sormak evet, isterim. Evet. Bir tanesi soruların Can Bey tarafından soruldu. Çalışma pozisyonu analiziyle ergonomik risk analizi arasında ne fark var diye soracağım. Burada çalışma pozisyonlarında kişinin iş kazasına yönelik soruşturma yapmak için. O pozisyonlarda çalışırken o pozisyonlarda nötral pozisyona sevk etmek için nasıl çözüm üretebiliriz? Şöyle de örnekleyeyim. Makinalarda, benim çalıştığım iş yerinde, makinalarda zaman zaman makina altına eğilerek girip bir ayar yapıyorlarmış. Tekrar geri çıkarken kafasını gözünü sağa sola atıyor. Bunun için çalışanlardan öneri geldi. Arabaların vites kolu gibi bir şey yaptık, mekanizma onların önerisiyle. Makine altına girerek çalışmaktan, ayar yapmaktan kurtuldular. Yani ergonomik risk analizleri de farklı bir şeydi. İş kazasına yönelik. Mesela karşısında görmesi gerektiği bir kumanda şey var, göstergesi. Kafasını ille sola çevirip bakmak zorunda. Geriye dönerken de kafasını çarpabiliyor. O zaman kumanda göstergesini onun görüş alanına naklederek bu tür şeyleri önüne geçebilmiştik. Bu sorunun yanıtı bu. Peki, teşekkür ederim abi. İkinci soruyu Abdullah Bey sordu. Abdullah Anar, akışkan boruların boyanmasında hangi standardı kullanmışsınız diye sordu. Şimdi o zamanlar şey vardı. Akışkanların işte içinden geçen akışkanlara göre mevzuat vardı. İşçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğü yürürlükteydi. Bu bahsettiklerim hep 2004 yılı öncesi yaptığım çalışmalar. Sonrasında bu boru renkleri değişti. Pek çok iş yeri Alman standartlarına uygun olarak boyama yapıyor. Benim yaptığım zaman işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğü yürürlükteydi. O tüzükteki renklere göre yaptırmıştık. Teşekkür ediyoruz abi. Mustafa Cüneyt Hocam gösterdiği mutfaktaki resimde çalışanların eldivenleri var mıydı diye sordu. Tabii ki vardı. Hijyeni geldiler. Kasabın da tek elli kesilmeye dayanıklı eldiveni vardı. Satırla, bıçakla elini kesmesinler. Teşekkür ettim abi. Cuma Baz Hocam, iş yerinde ambulans bulunması mevzuat açısından zorunlu mudur? Hangi mevzuat eğer zorunluysa diye sordu. Şöyle, orada direkt ambulans demiyor. Uygun bir araç ifadesi var. Bu hiç hoş bir şey değil. Biz ambulansı da 1993 yılında yaptırmıştık. Tarihi bir sene önce, bir sene sonra olabilir ama daha Türkiye'de böyle ambulanslar yoktu. Yolda da polisler durdurup soruyordu. Bunun önündeki yazı niye ters diye. İşte dikiz aynasından bakarsan niye ters olduğunu anlarsın diye. Yani herhangi bir zorunluluk yok. Uygun bir araç ifadesi var. Anladım abi. Yani elden geçmesi gerekiyor mevzuatımızın. Bir sürü eksiğimiz var. Evet abi, zaten mevzuat komisyonunda bunları tartışıyoruz. İnşallah
Herhalde bir gün onu da yayınlıyor olacağız. 3585 yılında mutlaka olacak. İnşallah abi. Huri hocamın bir sorusu var. Küçük işletmelerde kaza çok. Bu işletmelerde iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi ne yapmalı diye soruyor Huri hocam. Ben bu konuda benim ödül kazanmış bir projem var. 1989'da o ortak sağlık güvenlik birimleriyle ilgili ona benzer bir projeydi. Yıllar sonra bu mevzuatta OSGB kavramı çıkınca çok heyecanlandım. Yıllar sonra projem hayata geçecek diye. Ama daha fare doğurdu. O iş yerleri için bu OSGB'ler çok uygun bir modeldir. Ancak şu anki OSGB'ler değil. Yani şu anki OSGB uygulaması mantalitesi değil. Çünkü hiçbir OSGB'nin hizmet standardı yok. Bir OSGB içinde çalışan hekim ve uzmanların da kendi içinde standart bir modeli yok. Yani herkes kendi görgüsüne, bilgisine göre davranıyor. Ama bu çok kolay çözülecek bir sorun. Ama çözecek irade önemli burada. Bizden destek isterlerse her zaman ekip olarak destek veririz. Yani en güzel model OSGB modelidir ama mevcut OSGB modeli değil. Detay uzun sürmezse abi istiyorsan açabilirsen belki herkes meraklanmışsın nedir diye. Bu konuda böyle bir benim şeylerim vardı. Çalışmaları da yerde kaldı. Yani bu modeli yitirdim, bıraktım. Kooperatifleşme modeli bir OSGB sistemi Türkiye genelinde. Bu ayrı uzun saatlerce tartışılacak bir konu. 2-3 dakikaya sığmaz. Anladım abi. Arzu hocamın bir sorusu var. Kimyasalların çalışanlar üzerindeki riski daha çok iş hekiminin iş güvenliği uzmanını mı ilgilendirir? İkisini de ilgilendiriyor. Şöyle ki, şimdi güvenlik bilgi formlarında 16 konu başlığı var. Ama bu konular içerisinde toksikoloji ile sağlıkla ilgili bilgiler iş yeri hekiminin ilgi alanına girerken diğerleri de iş güvenliği uzmanının alanına giriyor. Yani biri yoksa, hekim ya da uzmandan biri yoksa o güvenlik bilgi formları hiçbir işe yaramıyor demektir. %50, %50. Peki, Can aslında şeyi söylüyor hocam. Can hocam, OSGB anlayışınızla ilgili detay inmek isteriz uygun bir zamanda diyor. Belki onun için tekrar bir Mahmut abimizi ikna edersek bir ayrı konuşma yaparız. Kemal hocam, Mahmut hocam 6331 çıkalı 8 yıl oldu. Öncesi de var. Ciddi kazaların hala düşünmesinin nedenleri sizce nedir diye bir soru soruyor. Nasıl? 6331 diyor çıkalı 8 yıl oldu. Öncesi evet. De var. Ciddi kazaların hala sayısının düşmemesinin nedenleri sizce nedir diye soruyor. Sorunun yanıtı aslında sorunun içinde gibi geldi bana. Şöyle, bir kere iş sağlığı güvenliğiyle ilgili politik yaklaşımları bir kenara koymak gerekiyor. İş yerlerinde denetlemeler yeterince yapılmıyor. İş yerlerinde iş sağlığı güvenliği uygulamaları ne yazık ki mevzuata uygun yürümüyor. Bakın ben bunu açık sözlülükle söylüyorum. Türkiye'de OSAS 18.000'e karşı çıkan belki de tek kişi bendim. Ve hiçbir işe yaramadığını iddia ediyordum. Kendimin de OSAS baş derece belge olmasına karşı. Ama sonra çok tepkiler aldım. Ama ISO 2013'te duyuru yayınladı. OSAS 18.000 sorun çözmekten uzak kalmıştı diyor. Ben o zaman bekledim ki OSAS nedeniyle bana tepki gösteren arkadaşlar en azından nezaketen bir pardon desinler diye ama hiç kimse bir şey söylemedi. Ben şimdi de diyorum ki ISO 45001 bir palavradır. Bakın çok net söylüyorum. Tarihe kayıt düşmek için. Birkaç sene sonra bu da revize edilecek. Değişecek. Çünkü insanı aşağılayan model bunlar. Neden aşağılayan derseniz, bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Tespit olarak. Hep yukarıdan 3-5 kişi çalışanlar adına karar verecek.
Yok böyle bir şey. Bir insanın parmağının kesileceği, kafasının kopacağı o insanı öncelikle ilgilendirir. Onun yakınlarını ilgilendirir. Ben, sen, o, biz, başkaları ölecek, yaralanacak kişi için önceden karar veremeyiz. Bu yöntemler, uygulanan modeller hep böyle. Çalışanın fikri alınmıyor. Bakın benim size sunduğum iş risk analiz modeli Amerikalıların başlattığı Job Hazard analizin çok gelişmiş şeklidir. Ben Job Hazard analizin kurslarına da katılmıştım yıllar önce. Benim yaptığım o kursta öğrendiklerimin üzerine daha da gelişmiş hali. Hangi iş kazasına aday olduğunu, hangi meslek hastalığına aday olduğunu çalışana sen belirle diyoruz. Söz hakkı veriyoruz. Mevcut yönetim modellerinde böyle bir şey yok. Zaten bu sağ alttaki kitabı bu OSAS 18001'e tepki olarak yazmaya başlamıştım ben. Sonra Yücel Hocam'la beraber bitirdik. ISO o 2013'te duyuruyu yayınlayınca ben ISO ile yazışmalar yaptım. Çünkü beni kimse takmaz. Koskoca ISO varken yani benim öyle iddialı çıkışımı kim şey yapsın, dikkat alsın. Zaten dikkate almıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle iş kazalarının artma nedeni öyle tespit edilmesi falan filan değil. İnsana değer verilmemesidir. Bakın bu işler belki bir siyasi söylem gibi olacak ama bunu söylememiz gerekiyor. Madem kendimizi aydın diye gösteriyoruz. Ülkedeki demokrasiyle iş kazaları da orantılıdır. Daha doğrusu ters orantılıdır. Demokrasisi ne kadar güçlüyse iş kazaları o kadar azdır. Kemal Hocam'ın sorusuna böyle bir politik cevap vermiş oluyor. Evet, teşekkür ederim abi. Handan Zeytinlioğlu hocam, iş güvenliği uzmanları iş yeri kime ne yapacağını söylemeli mi diye bir soru sormuş. Sizin hayır, anlattıklarınızı hayır. Devam var abi, okuyayım istiyorsan. Evet, tamam. Sizin anlattıklarınızı dinleyince sadece bu ayna yapan iş yeri hekimleri çok sorumlu. Tabii iş güvenliği uzmanları da yani çok eksiklikler var diye de tamamlamış. Şimdi bakın, kanunda çok net olarak iş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının görevleri tanımlanmış. Ama öncelikle ben şunu söylüyorum. Kanunu okurken, mevzuatı okurken hep geniş zaman cümleleriyle yazıldığını görüyoruz. Geniş zaman cümlesiyle yazılan her şey aslında emir cümlesidir. Mesela diyor ki işveren risk analizi yapar ya da yaptırır. Böyle roman okur gibi işverenin keyfine bırakılan bir şey değil. Kanun tekniği açısından o eşittir. İşveren risk analizi yapmak ya da yaptırmak zorundadır. Nokta. Aynı şekilde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanının da görevli sorumlulukları madde madde tanımlanmış. İş yeri hekiminin 30'a yakın görevi var. Ama ne yazık ki vizite hekimliğinin dışında bir şey yapılmıyor. Ben çok sayıda iş yeri gezdim. Bakanlığın İSKİP projesinde yer aldım. HESME treni projesinde yer aldım. Bir sürü iş yerini öyle gezdim. Sonra bakanlığın o işte iş yerleriyle ilgili İSG model geliştirme projelerinde görev aldım. Kömür madenlerinden tutun da metal sektörüne kadar bir sürü iş yerini gezdim. Şu anda da yine davet edildiğim iş yerlerine gidip naçizane görüş bildirebiliyorum. Dolayısıyla ne hekim ne uzman birbirine senin görevin şu demeyecek. Her ikisi de kendi görevinin bilinciyle hareket edecek. Benim cevabım budur. Mahmut abi, ben onları söylememiştim. Çünkü söylemeye başlarsak programın yarısını kapatırız diye. Senin katıldığın işleri söylemedim, atladım özgeçmişinde. Sorun değil. Ben de Handan hocama bir cevap vereyim. Ben hep şöyle anlatırım. İş sağlığı güvenliği uzmanıyla iş yeri hekimi el ele verip bu işleri yapmak bir yükümlü kişiler. Yani birbirlerini birbirleriyle beraber, aynı bir elmanın iki yarısı, birbirleriyle bu işleri yapmaları gereken kişiler. Hilal Elmalı hocam şey sormuş. Hocam, iş kazası sonrası kolluk kuvvetleri tarafından bilgisine başvurulan kişi olarak iş yeri hekimleri çağrılmalı mıdır diye bir soru sormuş. Hayır. Bakın, hem Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi hem de 6331 sayılı kanunun 4. maddesi çalışanın sağlığını, güvenliğini sağlamak, korumakla
ve her türlü önlemi almak, araç gereci noksansız bulundurmakla sorumlu olan işverendir veya işveren vekilidir. 6.335 sayılı kanunun uygulanması bakımından işveren vekilleri de işveren gibi sayılır. Burada ben hem okuldaki öğrencilerime hem de diğer eğitimlerde iş güvenliği uzmanı olacak arkadaşlara sizin avukata ihtiyacınız yok. Siz kendinizin avukatı olabilirsiniz diyorum. Ve madde madde sizin görev yetki sorumluluklarınız şunlar, çerçeveyi çizerek gösteriyorum. Örnekleriyle gösteriyorum. Kesinlikle iş yeri hekimi değil, iş güvenliği uzmanının bile gözaltına alınmaması gerekir. Sadece ifadesi alınmak, fikrine başvurmak için her ikisi de savcının davet edebileceği kişilerdir. Ama sorumlu tutulacak kişiler değil. Çünkü iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sadece işverene, bakın işçilere de değil, sadece işverene rehberlik yapmak zorundadır. Ama mevzuatı eksiksiz bileceğiz ve işverene bunları yapmak zorundasın diye yazılı olarak bildireceğiz. Her halükarda sorumlu işverendir. Eğer iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı mahkemelerde süründürülüp sonra gözaltına alınacaksa bu sisteme başka bir isim vermek gerekir. Kesinlikle. Peki, herhalde baktığım kadarıyla başka soru yok gibi gözüküyor. Eğer başka bir soru olmayacaksa kapanış sözü olarak son sözünü alabiliriz Mahmut abi. Ben son söz olarak şunu söyleyeceğim. Ya işte biz bunları söylesek işveren yapar mı demeyelim. Biz yapma niyetinde miyiz? Biz yaparsak işveren de yapar. Hep de şunu söylerim. Eğitim verirken çalışanların vicdanına, işverenin cüzdanına hitap ederek konuşmak gerekir diye. Ben bütün o yaptırdıklarımı nasıl yaptırdım işverene? Rapor yazdım. Bakın biz şu işleri dışarıya ihale ediyoruz. Bunun yıllık maliyeti bu kadar. Ama şu kadar rakamlar ödeyerek şu cihazları, şu mobilini alırsak bize maliyeti bu kadar olacak diye. Bakın sadece karaciğer testlerini dışarıya 20 liraya yaptırırken bize maliyeti 180 kuruşa gelmeye başladı. Kendimiz yapmaya başladığımızda. İşverene böyle rakamları koymak gerekiyor önüne. O rakamları önüne koyduktan sonra bir de işte pek kullanmayı sevmiyorum ama Avrupalıların böyle çok yaygın kullandığı havuç sopa hikayesi. Havucu göster, sopayı da göster diye. Bak yapmazsak da yasada bunlar yazıyor. Başımıza bunlar gelecek. Ve siz sorumlu olacaksınız. Bunu işverene anlatmak gerekiyor. Son söz, biz yapmak istiyorsak iş yeri hekimi olarak, iş güvenliği uzmanı olarak işveren kesinlikle yapar. Teşekkür ediyorum abi. Gerçi arkadaşlarım bazılarının çok çabuk bitti, niye bitti diye sorular var ama saat 21.58. Yani bakarsan normalde 22'de bitireceğiz dedik. Ama çok alkış yaparsan Yahya Kemal, talep üzerine devam edebiliriz. Alkışlamana bağlı olarak, seyirci alkışlarına bağlı olarak devam etme şansımız var. Ben de edebilirim. Yani gece ben dediğim gibi en son Onur nasıl olsa burada kalacak bizle beraber. Bekleyebilir bizi. Biz aramızda devam edebiliriz. Aslında Mahmut abi soru var mı diye sorarken iki tane daha soru geldi. Onları da istiyorsan sorayım. Göksel Geyik hocam olabilir. Öncelikle çok teşekkür ederim. İş yerinde alt işverenlerin farklı bir iş yeri hekimiyle sağlık yönetiminin yapılması konusundaki görüşleriyle acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatlarda iş yeri hekimi rolü ne olmalı diye bir soru sormuş. Şimdi alt işverenler iş kanununa göre ayrı bir iş yeri. Onların farklı bir sicil numaraları var. Diyelim ki asıl işverenin iş yeri hekimliğini yapıyorsunuz. Ama alt işveren olarak bakın temizlik olabilir, güvenlik olabilir, efendim personel nakliyesi olabilir, yemek işleri olabilir. Böyle bir sürü alt işveren olabilir. Asıl işverenin iş yeri hekimi acil durumlar dışında
alt işverenin çalışanlarına sağlık hizmeti sunmak mecburiyetinde değil. Yasal olarak bir kere değil. O işveriyle nasıl ki sözleşmeyle çalışıyorsunuz, o zaman bir zahmet o alt işverenler de iş yeri hekimiyle ve hatta iş güvenliği uzmanıyla ayrı bir iş sözleşmesi yapıp İSG katibine bunu orada belirtecekler. O zaman işte iş yeri hekimi her ikisine de hizmet verebilir. Göksel'i çok severim, Göksel G'yi. Babası da benim çok sevdiğim bir abimdir. Ona buradan selamlar yolluyorum. Ama evet. Kerata son zamanlarda bile yurt dışına falan kaçıp duruyordu. Ülkenin iş yeri hekimine ihtiyacı var Göksel. Göksel hocama Türkiye'ye tutacağız diyoruz ama. Evet. Onu not aldın mı? Bak Göksel hocam Türkiye'ye tutacak, haberin olsun. Evet, aslında şöyle bir soru cevap vermek lazım soruya. Alt işverenin dediği gibi Mahmut abi acil durumlar dışında. Çünkü acil durumda tüm hekimler ne olursa olsun görebilir. O hariç evet. Hiçbirimiz alt işveren çalışanlara bakmak zorunda değiliz. Ha, sadece çok insani olarak belki evet birkaç bir cümle edebiliriz ama ben de bakmaktan yanayım. Çünkü olacak aksiliklerin hepsinde sorumluluk bizle beraber kalabilir. Evet. Bu arada Güney çocuğu öptü abi. Yani çok konuşmuşuz. Çocuk özledi. Ben buradan gördüm. O yüzden aslında şöyle söyleyeyim. Umuyorum ki biz Mahmut abiyle bir webinar da yaparız. Mahmut abi bize özellikle bu sefer mevzuat konusunda bilgilerini verir. Çünkü mevzuat konusunda da çok fazla sayıda incelemesi var. Özellikle mevzuatların çelişkileri ya da olması gerekenler konusunda evet. Biz komisyonda yine hep beraber çalışıyoruz. Dediğim gibi biz son söz dedik ama şu Prudence'le ilgili de bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Buyurun abi. Latince'de bilge demektir Prudence. Esas olarak da yurt dışına pazarlamak için hem de başta Avrupa olmak üzere tasarladığım bir yazılımdır o. Yapay zeka temelinde veri üreten bir şeydir, yazılımdır. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür ettim abi. Yılların emeği artık yapay zeka yavaş yavaş gelişiyor. Bir de oturdum şimdi yapay zeka kitapları okumaya falan. Yok bulanık mantık, karınca kolonisi böyle garip garip kavramları var onların. Bir taraftan okuyorum, bir taraftan da gülme tutuyor beni. Abi Bora hocam şey dedi, Fransızca tedbirli anlamına geliyormuş buradan. Tedbirli anlamına geliyormuş. Aşağıda onu da gördük. Aslında belki ileride yapay zeka uzmanlarımız ve yapay zeka hekimlerimiz olacak. O evet, zaman yani belki ben yapay zeka temelinde İSG yazılımını başlattım. O zaman belki işverenler bizden kurtulacaklar abi. Yok kurtulamazlar. Kurtulamazlar. Açma kapama düğmesine basacak adam lazım. Tamam abi peki. O zaman herkese zamanını bize ayırdığı, bize katıldığı, belki dokunamasak bile bizle beraber olduğu için teşekkür ediyoruz. Mahmut abi ağzına sağlık. Şimdi arkadaşlar ben resim alıyoruz. Herkes görürsün açsın diyecekler. Onlardan önce ben demiş olayım. Zeynep şimdi söyleyecekti ama ben ondan önce söylemiş olayım. Herkes resmini açsın. Görüntüsünü açsın lütfen. Bakıyorum açmadı hala daha Zeynep. Evet herkes açtı. Genel müdürüm de buradaymış onu da gördüm bu arada. Evet. Tamam. Herkes açtı mı? Esat hocam seninki açılmadı. Ben buradan görmüyorum seni. Evet. Burası karanlık o yüzden. Peki. Zeynep sendeyiz. Evet çekiyoruz. Sen mi çekiyorsun? Peki. Katılımınız için teşekkür ederiz. Biz de 14 Mart Tıp Bayramı'nı bütün sağlık çalışanları adına kutluyoruz. Minnettarız gerçekten bu pandemi sürecinde verdikleri desteklerden dolayı. Benim evet hep beraber alkış yapıyoruz. 5 sınıf arkadaşım hayatını kaybetti. Birisi çok samimi arkadaşımdı. Diğerleriyle aram fena sayılmazdı. Ben de 2 gitti abi. Senden 5 gitmiş. Aslında bakarsak toplamda 387 tane çalak çalışanı bugüne kadar çok aramızdan ayrılmış. Evet, teşekkür ediyoruz. Başsağ olsun.
Evet, hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra umarız ki kimse kaybetmez, kimse kazalarda ölmez, kimse meslek hastası. Gerçi bu ülkede olmuyor ama olmaz. İnşallah daha sağlıklı günlerde gözükürüz. Ruhi abi, Ayvalık'a selamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kapattık. İyi akşamlar, sevgiler. İyi akşamlar, sevgiler. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. 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 Hocam. Harikaydı Mahmut. İyi akşamlar. Mahmut Hocam, Necim Hocam çok güzeldi.